Evet, kıymetli takipçilerim, şu an neredeyiz? 2543 metre yüksekliğiyle Marmara'nın zirvesi Uludağ'ın, bakın, ormanların içindeyiz. Yaklaşık olarak şu an yüksekliğimiz 1200-1300 bandında. Tabii biz niye buradayız? Uludağ her ne kadar kış turizmiyle şu an ön planda olsa da, hepimizin gündeminde genelde kış aylarına gelse de, aslında Uludağ Hristiyanlık tarihi için en önemli dönüm noktası, azizlere ve keşişlere ev sahipliği yapmış, onları bir süre ağırlamış bir yer. Hatta milattan sonra 4. yüzyılda başlıyor bu süreç. 14. yüzyıla, hatta 15. yüzyıla kadar gittiği rivayet edilen bir süreçten bahsediyoruz. İşte bakın, şu an bu Uludağ'ın ormanlarının içinde Osman Şevki Uludağ, ki Uludağ ismini veren kişidir ve yaptığı teklifle, işte bakın, onun tabiriyle burada 28 tane kalan manastırın, bakın, en gizli, en bilinmeyenlerinden bir tanesinin önündeyiz. Bakın, şimdi birazdan o manastırın içine doğru gireceğiz. İşte bakın, o dönem şu an İznik'te su altında bazilikası bulunan Aziz Neofitos'un başlattığı bu sürece, bakın, daha sonra birçok keşiş, özellikle ikonoklazm sürecinde, bu daha yoğunlaşarak manastırlar inşa ettiler ve hayatlarını dünyevi hayattan vazgeçerek, burada uhrevi bir hayata geçerek öncülük ettiler. Hristiyanlığın belki de şu anki sürece ulaşmasında en büyük katkıyı bu Uludağ'daki keşişler ve azizler sağladı, ki bunların içinde çok ünlüleri var. Özellikle bakın, bugün Kiril alfabesini yazan, ilk temellerini atan Aziz Kiril Uludağ'daydı. Bu çok bilinmeyen bir bilgi. İşte bakın, onunla yine Hristiyanlık tarihinin en önemli azizlerinden biri olarak bilinen Aziz İyonikos, ki Büyük İyonikos olarak geçer ve tüm mezhepler tarafından kutsal kabul edilen bir azizdir. Yine Aziz Kiril de havarilere denk olarak, aziz olarak anlatılıyor. Bakın, şu an o manastırın hemen, bakın, iç noktasındayız. Şu an kalıntılarındayız. Tabi buraya gelmek biraz meşakkatli yollardan geçiyor. Bakın, günümüze ulaşabilmiş kalıntılarını görüyorsunuz. Bakın, hemen burada bir boşluk görüyorsunuz. Tabii bizim tahminimize göre şu an ilk olarak sizin de aklınıza su yolu olma ihtimali geliyor, ama büyük ihtimalle buraları ısınma yolu olarak kullanmış olabilirler. Yine bakın, burada yemek yapma anlamında bir aralık bırakılmış. Bakın, hemen şurada günümüze ulaşabilmiş bir boşluk var. Tabii bu boşluktan öteye gidemiyoruz. En geniş alanı burası. Tabii defineciler bizden önce buraya gelip keşfetmişler. Birçok araştırma yapmışlar burada. Tabii ne çıkarmışlar veya ne çıkarmamışlar, ona çok hakim değiliz, ama bakın, rivayetlerde tam 147 tane manastırın olduğu geçiyor Uludağ'da. 1326 Bursa'yı Osmanlı fethettiği zaman. Tabii o süreçten sonra buradaki keşişler nereye gidiyorlar? Yunanistan'a, Athos Dağı'na geçiyorlar, ki onlar için bakın o kutsal kabul edilen Athos Dağı'na giden süreç burada Uludağ'da başlamıştı. İşte bakın, Hristiyanlık tarihine yön veren, tüm önemli isimlere ev sahipliği yapan Uludağ'daki gizli manastır, bakın, hemen burada Kilise Tepe olarak bilinen noktanın hemen altındayız değerli misafirler. Tabii bu anlamda keşiflerimiz devam edecek. Takipte kalmayı devam edin. Özellikle bakın, Aziz Kiril ve Ionikos çok önemli iki tane Hristiyanlık tarihine yön veren isimdi. İşte bunlara da ev sahipliği yapan ve tarih boyunca Uludağ'a Keşiş Dağı olarak bilinmesine vesile olan, bakın, Hristiyanlık tarihinin öncülerini burada Uludağ'da birçok manastırlar inşa etmişler. Bunlara bakın Uludağ'ın bir zenginliği olarak bakmak lazım. Devamı gelecek. Takipte kalmaya devam edelim.